donmuş yoğurt. Ben de gofretlisinden istiyorum. Normal dondurma yok mu sizde? Yok efendim, donmuş yoğurtçu burası. Tamam o zaman. Bana bir kase yoğurt. Sarımsaklı salçalı olsun. Oldu. İçine mantı da koyayım mı? Kadriye, bu adam bende dalga geçiyor. Ne yapacağım? Şuradan alır mısınız? Eşimi değil ayol, paramı. Cebimden neler çıktı? Remzi abi bizi cebinden çıkarır değil mi abi? He? Çocukluk arkadaşım Nurettin. Kocaman olmuşsun sen. Cebindeki leblebilerle büyüyüp gittik be abi. Müsaadenle hanım bekler, eve döneyim. Başardım. Dünyanın ilk sinirle çalışan trenini icat ettim. Maceraya gidelim dediğinde kömür yok mu dedik? Çuf çuf dostum. Çuf çuf. Anne, niye sinirlisiniz yine? Görmüyor musunuz? Bizim yoğurdu almış, bize satıyorlar. Bizim yoğurt dolaptaydı. Marketten alıyorlardır yoğurtlarını bence. Bizim kültürümüzde donmuş yoğurt diye bir şey yok bir kere. Siz kimsiniz? Ben Remzi. Aslan Remzi. Bu mahalledeki herkes beni tanır. Hop, ne haber cibilik? Ha, Remzi benim adım. Ne cibiliği? Yahu daha dün konuşmadık mı seninle? Senin adın cibilik. Bak bir araştır derim. Madem öyle cibilik, ay kusura bakma Remzi. Biz de değerlerimizi öne çıkarıp bir dünya markası yaratalım. Sonra tüm dünyaya satalım. Ne diyorsun? Aklında ne var? Önce sen söyle. Hayır sen. Hayır sen. Sen. Başardım. İnatla çalışan uçak icat ettim. Uçmam bana ne? Yürüyerek gideceğim. Yürüyen uçak. Bir, dünya markası olabilecek değerimiz Maraş dondurması. Ve iyi bir Maraş dondurması için ilk adım keçi sütü. Ver sütü. Vermem, benim sütüm. Keçinin sütü değil, keçi sütü. Affedersin. Ver sütü. İki, dondurmayı dondurabilmek için kar. Hadi kardeş, seni mi bekleyeceğiz? Dürtme öyle. Al işte, ehliyetim düştü. Bulut'un iş makinesi ehliyeti varmış. Yapma dedim, dur. Ay dur. İşte doğal kar. Ayol Remzi, normal minibüs yok muydu? Ne oldu? Beğenemedin mi? Son bir eksiğimiz kaldı Kadriye. Maraş dondurmacımız kim olacak? Ben! Çok aday var. Nasıl eleyeceğiz? Ben biliyorum. Maaş tam tamına 3,5 külah. Alalım. Öyle maaş mı olur? Nasıl maaş? İnat yapıyor kanma bu. Dalga geçiyorlar herhalde bizimle. 3,5 fazla. 3 külah vereyim anlaşalım. Necati sen vermiyorsun, biz veriyoruz. Hem dondurmacı olacağım hem de maaş mı vereceksiniz? Ama şapşal çıktı bunlar da. Evet, biz şapşalız. Şimdi burada dur ve bağır, tamam mı? Tamam. İmdat! Hırsız var! Öyle değil! Maraş dondurması diye bağıracaksın. Neyse, kısa zamanda öğrenir işi herhalde. İmdat! Maraş dondurması! Bir top dondurma lütfen. Ben şunu... Necati becerdi bu işi. Hop! Al bakayım, hop! Yakalayamaz ki. Necati tamam abartma. Gizli yeteneğimi keşfettim. Kimse benden dondurma kapamıyor baksanıza. Necati biraz oyna sonra ver dondurmayı. Vermezsen kimse yiyemez. Biz de dünya markası yaratamayız. Tamam deneyeceğim ama son bir numara. Hop yakalayamaz ki. Hop ne haber? Ha? Ne oluyor burada? Bilmem. Göremiyorum ki kalabalıktan. Tamam. Seni havaya atacağım. Orada ne olduğuna bak da bana anlat. Ehliyetimi verin, kompiri alın. Olay var burada, olay. En iyisi canlı yayın açayım. Merhaba canlı yayın dostlarım. Kalabalığın sebebi anlaşıldı. Kalabalığın sebebi çok fazla kişi olması. Yok, kalabalığın sebebi Necati abim. Hiçbir müşteri ondan dondurma kapamıyor. Başardım! Kaptım külahı! Ama dondurmayı kapamadın!
İşte Necati. İşte Necati. Canlı yayındaki adam. Gerçekten çok başarılı. Öğrenmeye geldik. Ben de onu kadar edinikliyim. Pekala, ders başlıyor. Gelin hadi. Bugünkü dersimiz külahı müşterinin etrafından dolandırma. Önce Necati'yi izleyin. Nasıl yapıyor? Maraş motoru gücü. Ben de böyle başarılı olmak istiyorum. Keşke biz de böyle olabilsek. Nasıl olabilir? Sözlü zamanı. Sen, Necati kahvaltıda ne yedi? Ne bileyim. Onun kadar başarılı olmak istiyor musun, istemiyor musun? İstemiyorum. Dondurmacı değilim ben. Benim kolum bile yok. Dört bacağım var. Hayır, onların ikisi kol. Önce kendine inan. Yürüyor muyum? Amuda mı kalktım, anlamadım ki. Of! Şu Maraş dondurmacısını açtıklarından beri hiç müşteri gelmiyor. Aşk olsun abi, ben varım ya. Sen müşteri misin? Yok, tavan arasında yaşayan fareyim ben. İlaçlamıştık biz orayı. Evet, sayenizde tüm hastalıklarım iyileşti. Çık dükkanımdan, burada olman hişelik değil. Aa, Maraş dondurması mı o? Bu böyle olmayacak, hiç müşterim kalmadı. Ya ben batacağım ya da Maraş dondurmacısını batıracağım. Anlaşıldı efendim. İş üstündeyim. Takipteyim. Açılın! Dünya refleks şampiyonu Hamide geldi. Ha? Hani nerede? Benim işte. Kendini sunman biraz ezikçe oldu. Dur yardım edeyim. Açılın! Dünya refleks şampiyonu geldi. O ne demek ki? İzleyin şimdi. Çubukla sineği mi yakaladın? Bunu bir filmde izlemiştim. Çok sıradan. Ne yakalaması? Papyon taktım. Bununla da kalmadı. Beni okula yazdırdı. Artık çöp içinde dolaşmayacağım. İş sahibi olacağım. Yuhuu. Hey Necati! Bana bak. Dondurmanın süper reflekslerimi kullanarak kapmaya geldim. O zaman gel de dene dostum. Öyle kolay iş yok. Seni düelloya davet ediyorum. Bir stadyum dolusu izleyici önünde dondurmanı yakalayarak seni rezil edeceğim. Tamam ama bütün izleyicileri göstermeyelim. Yoksa animasyon programı patlıyor. Düello günü geldi çattı. Stadyumda taraftarlar yerlerini alıyorlar. Ve aldıkları yerleri götürüyorlar. Hey, yerinizi nereye götürüyorsunuz? Oo, o sarı yumak dönen. Aa, Kadriye teyze! Yayınımı binlerce kişi izliyor. Bir şey söylemek ister. Necati düelloyu kazanırsa bir daha kimse Maraş dondurması yemez. Kaybetmesi lazım. Kadriye şşşt. İzleniyoruz. Normal davran. Normal davranmalıyım. Oo, bitki oldu. Güzel numaraymış. Ben de deneyeceğim. Ana, ben niye kuru fasulye oldum şimdi? Evet sayın seyirciler, beklenen müsabaka başlıyor. Kırmızı köşede dünya refleks şampiyonu Hamide Ballıkas. Ve mavi köşede dondurmasını kaptırmama serisiyle Fil Necati. Maraş, Maraş, Maraş. Bendeniz bu maçın sunucusu. Hayır, orada değilim, az sola. Oraya yakınlaştır. Maç 3 round olacak. Temiz bir karşılaşma olsun. Ve müsabaka başladı. Hop! Al bakayım. Yakalayamaz ki. Karnına çalış, karnına. Derslerine iyi çalış. Aç karnına spor yapma. Ve ilk round sona eriyor. Herkes köşesi. Kendini toplaman lazım. Bu gidişle dondurmayı kapamazsın. Kafam çok ısındı. Çekilin. Necati, düelloyu kaybetmen lazım. Yoksa bir dünya markası yaratamayacağız. Artık sinir bozucu olmaya başladın. Kapamadıkları dondurmayı niye satın alsınlar? Ben Maraş dondurmasının gururuyum. Bakın tüm Maraş dondurmacıları beni destekliyor. Necati, Maraş dondurmasının olayı müşteriye emek harcattırmak. Böylece dondurmayı elde edince daha mutlu oluyorlar. Ama müşteriye en sonunda dondurmayı vermen gerekiyor. Yine de karar senin. Al bakalım. Çok mutluyum. Dondurmayı kaptım. ama beni bıraksan. İkinci roundda Necati'ye bir haller olmuş gibi görünüyor. Gardını düşürmek üzere. Hamide henüz dondurmayı kapamadı ama Necati'yi çok yoruyor. Bu gidişle üçüncü roundda dondurmayı kapacak. Ama hep aynı hareketi yapıyorlar. Böyle izlemesi çok sıkıcı. Arka planı değiştirelim lütfen. Çok iyi gidiyorsun. Böyle devam.
Maraş dondurmacısını rezil edip dükkanını batırmamıza az kaldı. Hadi gel onu göreyim. Buraya bakıyorlar. Saklanmalıyım. Necati, çok özür dilerim. Tüm bunlar bize donmuş yoğurtçunun oynadığı bir oyunmuş. Aa, nasıl yani? Seni yenmekle kalmayıp rezil edecekler. Maraş dondurmasını yenen donmuş yoğurt diye reklam yapacaklar. Yok artık. Necati, o zaman onu yenmen lazım. Siz de bir karar verin. Necati yenin, Necati yen, Necati merdiven getir. Onu biz demedik. Nerede kaldı bu Necati? Sizi affedeceğim ama tek bir şartım var. Filson'un canlı yayınında tavuk dansı yapacaksınız. Ayol, bu ne biçim şart? Biraz izleyip öğrenin. Benim kazanacak bir maçım var. Çik 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 çik. Necati bir şekilde toparlanmış görünüyor. Refleks şampiyonu ne yapacağını şaşırdı. Belli ki dersine iyi çalışmamış. Her şeyi son ana bırakmış. Maçın son anları. Necati özel hareketini yapacak sanırım. Bu hareketi kaydetmeliyim. Hamide rezil oldu ve maçı Necati kazanmış gibi görünüyor. Çünkü Hamide dondurmayı kapamadı. Ve kazanan Fil Necati! Oley! Yaşasın! Hey! Canlı yayınımı tam 1 milyar kişi izlemiş. Maraş dondurmasıyla bir dünya markası yarattınız. İşte bu! Ay, inanamıyorum. Hadi Gerisar da yayınını izleyelim. Ben özel hareketimi yaparken kaldım böyle. Ön çapraz Maraşlarımı yırttım sanırım. Bacağımdan külah kırılma sesi geliyor. Maçın son anları. Necati özel hareketini yapacak sanırım. Ne? 1 milyar kişi bunu mu izledi Filso? Hayır! Evet, tavuk dansına hazır mısınız?